Kaç terimi tam sayıdır diyor. Bunu ta temel kavramlarda bile yapıyoruz aslında. Ben şunu söylüyorum. Sonuçta payın paydaya bölünmesi lazım. Ama hem payda hem paydada arkadaşlar ne varken biraz işiniz zor olur. Paydadaki n'eden kurtulmalısınız. Nasıl kurtulursunuz? Zaten matiki gördüm deyip böyle artık polinom bölmesi yapabilirsiniz. 4 n artı 8 olur. Kalan buradan eksi 18 gelir. 4 artı 8. Eksi 18 bölü n artı 2 dersiniz. Bu birinci yol. İkinci yol arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Paydaki değişken, paydadaki değişkenin kaç katı? 4 katı değil mi? Önce paydanın komple 4 katını yazarsınız böyle. Şurası n artı 2 idi pardon. Önce paydanın 4 katını olduğu gibi alırsınız. 4 n n ilişkisinden dolayı. Sonra dersiniz ki ama burada eksi 10 var artı 8 yok. Demek ki ben buradan 18 çıkarmalıymışım haliyle bakın yine paydaki değişkenden böylece kurtulmuş olursunuz. Bunu yapmamızın sebebi de burası zaten tam sayı olduğu için 18'in bölenlerini bulmak. 18'in bölenlerini dizler olduğu için asal çarpanları ayırarak bulmama gerek yok. Paydayı arkadaşlar 1 verdiğimde sonra 6 olması için 4 verdiğimde 9 olması için 7 verdiğimde ve 18 olması için de 16 verdiğimde arkadaşlar 18 bu sayılara 3'e 6'ya 9'a ve 18'e tam bölünecektir. Dolayısıyla 4 sayı için terimler tam sayı çıktı. B şıkkı. Sabit dizi olması için bütün terimlerin aynı olması lazım. Eksi 1 üzeri 2 n ne? ne? Tabii ki çift sayı olduğu için 2'ne ne verirseniz verin 1 çıkar. Bu sabit dizidir. Sin pi bakalım? N'ye ne verirseniz verin. Zaten N'ye tam sayı verebiliyoruz. Pozitif tam sayı. Ne verirsek verelim. Pi'nin katlarında sinüs 0 olur. O yüzden bu da sabit dizidir. 3N artı 4, 6N artı 8'in yarısı olduğu için bu da sabit dizidir. Bu yüzden cevabımız 1, 2, 3, E şıkkı. 4, 7, 10. Üçer üçer artıyor. Haliyle arkadaşlar 15. adımda bakın. ikinci adımda 3 fazla. İkinci adımda bir 3 daha fazla yani aslında 4 artı n eksi 1 çarpı 3 diyeceğiz yine. Böylece 10. Te 15. terim olduğu için 15 eksi 1'den 14 çarpı 3 42. 4 daha 46 olacak b şıkkı. Bakın şimdi a3'ü bulalım. Çünkü n büyüktür 2 diyor. a3 eşittir 0 artı n 3 olduğu için 8. Sonra o zaman buradan a5'e giderim. Çünkü şurayı n eksi 2'yi 3 yapmak için. A5 eşittir 5 eksi 3'ten 2 çarpı A3 artı 5 verdiğim için 10. A3 neydi? 8. Böylece A5 arkadaşlar 2 kere 8 16, 10 daha 26 oldu. Şimdi A7'ye giderim. A7 eşittir 7 eksi 3'ten 4 çarpı A5 artı 7 verdik zaten 7 artı 5'ten 12. Buranın 26 olduğunu biliyorum. 26 çarpı 4 104, 12 daha 116ymış. Cevap A şıkkı. A n artı 1 bulmak kolay. 2 n, 2 üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı 1'den n artı 2. A n zaten 2 üzeri n bölü n artı 1 olacak. 2 üzeri n artı 1 dediğimiz şey 2 üzeri n çarpı 2'dir. 2 üzeri n'ler gider. Haliyle arkadaşlar ters çevirirsek 2 n artı 2 bölü n artı 2 olacaktır. A şıkkı. Bu soruda biraz belki işlem hatası yapmanıza ya da cevabı bulamamanıza neden olan şey 1 dakika çalıştığını, bir dakika öttüğünü unutmamak lazım alarmın. Bu yüzden arkadaşlar bir kere 8-10 ile 9-20 arasında 5'ten 12'ye kadar 7 kere alarm çalacak. Dolayısıyla 7 çarpı 1'den 7 dakika zaten sadece alarm çalmasına gidecek. O zaman 9-20 ile 8-10 arasında normalde 70 dakika var. 7 dakikası çalmaya gidiyor. 63 dakikası da aralık için gidecek. 63'ü kaça böleceğiz? 5'ten 12'ye kadar 7 tane terim var. 63'ü 7'ye böldüğümüz zaman 9 dakika aralıklarla arkadaşlar çalıyormuş. Bunu anladık. Aynı şeyi şimdi 8-10 için de yapacağım. 8-10'dan 1, 2, 3, 4 yani birinci dakikadan daha doğrusu birinci dakika demeyeyim. Birinci çalmadan 5. çalmaya kadar bakın 4 kere saat çalacak. Birinci çalmada 1 bir dakika, ikinci de, üçüncü de, dördüncü de. Haliyle 4 dakika arkadaşlar 8.10'dan 4 dakika çıkarırsak normalde sanki 8.06'da çalacakmış gibi olacak bu. Ve 8.06'dan kaç dakika gideceğiz? 9 çarpı 4'ten 36 dakika geriye gideceğiz. Demek ki 7.30'a ayarlanmış arkadaşlar. E şıkkı. O 1 bir dakikalar biraz Böyle gıcık gelmiş olabilir. O yüzden sıkıntı yaşamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Genelde 3 terim olduğunda aritmetik geometrik mi değil mi anlarsınız. 2 terim yetmeyebilir. Hemen 2 terimde karar vermeyin arkadaşlar. Bakın şimdi x'e 0 verdiğin zaman y'si 12, y'ye 0 verdiğin zaman x 6. Bu üçgenin alanı normalde 12 çarpı 6 bölü 2'den 36. Ancak 4'e böldüğümüz için birinci üçgenin alanı 9. Neden? Benzerlik oranının karesiydi alan oranı buradan hatırlayın. Çok temel basit bir bilgi. İkinciye geldiğimiz zaman burası da 6 y'ye 0 verince buraya da 0 verince x'e 6 geldi. Haliyle arkadaşlar bu üçgenin alanı 6 çarpı 6 bölü 2'den 18. 2'ye bölersek pardon 4'e bölersek 4,5. Yine 1 bölü 4 alan oranı. Sonuncusunda burası arkadaşlar y'ye 0 verince x6, x 6 x'e 0 verince y 4 oldu. Bu üçgenin de alanı 12 4'e bölersek 3. Bakın şimdi 9, 4, buçuk, 3. Geometrik bir durum olmadı. Aritmetik de bir durum olmadı. O yüzden 1 ve 3 yanlış. A4'e bakalım mecburen artık. O kesin doğrudur da biz yine de yapalım. 2x artı 4y eşittir 12. Çünkü dikkat ederseniz y'lerin katsayıları hep birer artıyor. Böylece y'ye 0 verdiğimde x arkadaşlar 6. x'e e 0 verdiğimde y eşittir 3. 18 arkadaşlar. Üçgenin alanı 9. Ne yapıyorduk? Orta nokta olduğu için 4'e bölüyorduk. Alanlar oranı benzerlik oranın karesi 9 bölü 4 olacak. Sadece bu doğru arkadaşlar. Yalnız 2 B şıkkı. Geometrik dizi dediği için hemen şunu söylerim. AN artı 1 eşittir AN çarpı R. Çünkü aradaki terim farkı 1. Yine AN artı 2 arkadaşlar. AN çarpı R kare. Böylece AN artı AN çarpı R Ar eşittir 6 çarpı AN R kare. Böyle birbiri cinsinden yazmak lazım. Haliyle AN parantezini alırsak 1 artı R'ye eşittir. 6 R kare olur. AN iki tarafta da olduğu için sadeleşir. Sonra arkadaşlar artık şunu söyleyebiliriz. 6 R kare eksi R eksi 1 eşittir 0. 1 artı R'yi öbür tarafa attım. 3 R 2 R diye ayırırım. Burayı eksi 1 burayı da artı 1 diye ayırırsam gerçekten toplamları eksi r olur. R 1 bölü 2 değilmiş. O zaman R buradan eksi 1 bölü 3 olacaktır. C şıkkı. Ortak çarpanı bulabileceğimiz bir şey lazım ki böylece diğer terimleri de bulalım. Şimdi bize bir terim verildiği zaman diğer terimleri nasıl buluyoruz biz? A n eşittir. A p çarpı R üzeri N eksi P. Yani ya ortak çarpan lazım bana ya da ikinci bir terim lazım. Eğer siz A5'in 4 olduğunu verirseniz tek başına yeterlidir. Çünkü A4 ile A5'ten yararlanarak bakın. A5 bölü A4'ten ortak çarpanın 2 olduğunu bulursunuz. Artık hangi terimi sorsa bilirsiniz. Eğer ortak çarpanı verirse zaten direkt bütün terimleri biliriz. Çünkü bize dördüncü terimi vermiş arkadaşlar. A3, A4, A5'e bakalım. Burada da şimdi bakıyorum. A3 çarpı A5 aslında A4'ün karesidir. Bir de A4 var. Böylece A4'ü de bilmiş oluruz. 2 2 olur ama arkadaşlar bunun bize bir katkısı olmadı. Çünkü zaten A4'ü biliyoruz. Yine A4'ü vermiş oldu. Bu bilgiyle sonuca ulaşamayız. O yüzden cevap 1-2 olacak. C şıkkı. A1 artı A2 artı A3. Şöyle A1 artı A3. A2'nin 2 katıdır. 3 tane A2 olur burası. A10 eksi A7'ye gelirsek. A10 arkadaşlar. A7 artı 3D olduğu için haliyle A10 gördüğün yere A7 artı 3D formül hep bizim için önemli. Düz bir formül ama bak kullanışlı oluyor. 3A2 eşittir. 3D çarpı 5 oluyor. Demek ki bunlar giderse A2 arkadaşlar ortak farkın 5 katıymış. O zaman hemen ben A5 gördüğüm yere ne yazacağım bakın. A2 artı normalde 3D ya. Bunun da A2'nin 5D olduğunu gördüm. 5D artı 3D geldi. A3 de arkadaşlar A2 artı D'dir. Bu yüzden o A2 yerine de 5D yazarsak 8D bölü 6D olur. Sadeleşince 4 bölü 3 B şıkkı gelecektir. Burada 26'yı arkadaşlar geometrik bir dizinin 3 elemanı olarak ayırmak lazım. Yani bunları biraz yardımcı olarak vermiş 3. İşte şurası 2, 4, 6, 10 tane 2, Burası 3 olduğuna göre, burası 10 tane olduğuna göre. Demek ki burada da 13 tane var. Şimdi ben bunu nasıl aritmetik, pardon geometrik dizi yaparım? Gerçekten biraz denemek lazım. Yani şimdi önünüzde şunu yapmak istemiyorum. Buradan bir çıkar, buraya bir ekle, buradan bir ekle falan değil. Gerçekten bunu yapmak gerekiyor ama ben şunu yapmayacağım yani. 2 çıkarayım yani size rol yapamayacağım. Bunu denediğim için şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. 2 Burasını da 6 görsek, burasını da 18 görsek. Bakın çarpımları 3 kat, 3 kat oluyor. Gerçekten 26'ya ulaşıyoruz. Bu bu açıdan gıcık yani bundan başka yapılacak bir şey yok. Ne yapacağız o yüzden? Bu bir tanesi. Yine buradaki arkadaşlar 4 tanesi. Bu 1 artı 4'ü alırız 5 tane. Burada 13 olduğu için atarız. Bu 13'ün üstüne 18. Böylece 2 6 18 ortak çarpanı 3 olan bir geometrik dizi olur arkadaşlar. Toplamda 5 taneyi hareket ettirdik. Mevzumuz bu. Deneye deneye